Selamünaleyküm dayım. Ne istemiştiniz? Bir sigorta yaptıracaktım da ben. Kendinize mi, şirketinize mi? Hepsine birden. Bekleyin, hemen yönlendireceğim müşteri temsilcimizi. Tamam, şöyle bekleyin. Buyurun. Sigorta için görüşmek isteyen birisi var. Tamamdır, anlaşıldı. Beni takip et. Oradayım. Buyurun. Böyle oturun, sizinle ilgilenecekler. Kimsin sen? Dedime sigorta yaptırmaya geldim. Dur yani kaldır kaldır. Bana hiç de öyle gelmedi. Neden? Başka neden geleceğim ki ben bura? Sigorta şirketi değil mi burası? Kimden aldın buranın adresini? Şeyden, internetten. Oğlan buluvermiş sağ olsun. Babacığım git de yaptırıver dedi. Bana bak. Buyur. Biz şahıslarla çalışmıyoruz. Ha. Burası öyle internetten adresini kolayca bulabileceğim bir şirkette değil. Şimdi adam gibi söyle, kimsin sen? Ya işte adım Bekir, pasaportta yazıyor, bakıver bir. Benim oğlan bilgisayardan iyi anlar da o buluvermiş sağ olsun. Buralı da değilsin. Yaylalıyım. Tır şoförüyüm, sürekli gir çık yaparım. Bilirsin yani, o yüzden sigorta bizim için hayati bir meseledir. Şş, buyur. Hayatın bu kadar önemliyse bir daha bu şirkete gelme. Müşterilerimiz konusunda biraz titiz davranırız. Belli, bayağı titizsiniz. Ben pasaportumu alabilir miyim? Çıkarın şunu bir anın. Çabuk çabuk çıkarın. Rahmet etmeyin, ben çıkarım.
Şey etmeyin oğlum, bir dakika. Takip edelim mi? Gerek yok. Bir derdi olsa buraya tek başına gelmemesi gerektiğini bilir. Bir şey öğrenebildiniz mi? Evet. Burasının bir sigorta şirketi olmadığını öğrendim mesela. Kesinlikle bir istihbarat merkezi. Ne yapacağız? Var aklımda bir plan. Ateşe'nin ağzını bir arayalım bakalım. Belki bildiği bir şeyler vardır. Sayın Ateşem. Aga. Nerelerdeydin sen? Efendim, verdiğiniz görevlerle meşgulüm. Eminim meşgulsündür. Sayende bu Medusa planı üzerinde epey bir ilerledik. Ama hala bana yeteri kadar güvenmediğinizi hissediyorum. Agah. Buyurun. Bizde işler güven usulüne göre işlemez. Türk değiliz biz Agah. Bizde her şey karşılıklı çıkar üzerinedir. Bunu en iyi senin biliyor olman gerekir. Biliyorum. Yani sen bize ne kadar yardımcı olursan biz de seni o kadar ödüllendiririz. Yani senin anlayacağın daha vakit var. Anladın mı? Anladım efendim. Gel. Getirdik efendim. Ebu Zübeyir mi? Evet, aşağıda. Güzel. Gel Aga, benimle gel. Kim bu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum efendim. Ebu Zübeyir. Medusa planının yaratıcılarından. Benden daha üstebilirdi ha. Ama o plana sadık kalmak yerine planı paraya çevirmeyi düşündü. Ne kadar yanlış bir hareket. Yok. Bence son derece mantıklı bir hareket. Çünkü gerçekten bildiklerinin değerine paha biçilemez. Ama asıl hatası ne biliyor musun? Bizden kurtulabileceğini düşünmüş olması. Ve hainlere neler yapabileceğimizi unutmuş olması. Kimle buluştu bu? Bir erkek, bir kadın, iki kişiyle buluşmuş. Neredeler? Çatışmadan kaçmayı başarmışlar. Belli ki ön anlaşma yapmış. Bu para karşılığında mutlaka bir şeyler de ötmüştür. Çabucak tedavisini yapıp kendine getirin. Neler söylediğini öğrenmemiz lazım. Kimle görüştüğünü de araştırın. Hangi devlete çalışıyorlarmış öğrenmemiz lazım.
Anlaşıldı efendim. Hiçbir şey riske atamayız. Efendim isterseniz ben sorgulayayım. Niye? Bu konuda oldukça iyiyimdir. Agah. Sen böyle basit işlerle uğraşmayacak kadar kıymetli bir adamsın. Elimizdeki son kozu da kaybetmek üzereyiz. Ebu Zübeyir'i yakaladılar. Allah kahretsin, adam her şeyi biliyordu. Öldürdüler mi? Henüz değil. Sorguya aldılar. Ben de gireyim dedim ama Ateş'e bana güvenmiyor. Sizden şüpheleniyor mu? Bunlar herkesten, her şeyden şüphelenirler. Ne yapacağız? Başka bir yolu yok mu bu Ebu Zübeyir'e ulaşmanın? Var. Bir yolu var. Dolgu zamanımız geldi. Tamamdır. Çalkalayabilirsiniz. Sağlık. Uyuşukluğu ne zaman geçer? Bir saat hiçbir şeyiniz kalmaz. Eyvallah. Uzunca bir süre görüşemeyebiliriz. Hakkını helal et. Helal olsun Hamit Bey. Allah size kolaylık versin. Hepimize. Teşekkürler. Bu adam ya gerçekten bir şey anlatmadı ya da çok iyi direniyor. İşkenceye biraz daha devam edersem ölecek. Anladım. Adamı derhal Agah'ın yanına alın. Emin misiniz? Sana ne diyorsam onu yap. Ya Agah'a bir şey anlatırsa? Agah'ın buradan çıkma şansı var mı sence? Yok efendim. E o zaman? Kim ne biliyor anlamanın tek yolu ikisini bir araya koymak. Peki efendim. Seni de birazdan gelir alırım. Bekliyorum canım benim. Burada bir işimiz yok. Sert bir şeyle kafana mı vurdular seni? Doğru söylüyorum. Geçenlerde bizimkiler sana geldi. Bir kız. Yanında kumral bir adam. Onlara bazı bilgiler verdin.
Onun için buradasın. Evet. Ben seninle konuşabilmek için girdim buraya. Bildiklerini öğrenmem lazım. Yaklaş. Hadi anlat bana. Bildiklerini anlat. Tonlarca bombayı İstanbul'a soktular bile. Ne? Tarihin gördüğü en büyük terör saldırısını düzenleyecekler. Neredeler söyle bana. Hadi. Evet biliyorum. Farklı noktalarda. Yaklaş. Anlatacağım şimdi. Demek minik kuşumuz ötmeye karar verdi. Yürü. Seninle de Sayın Ateş'e bizzat kendisi ilgilenecek. Silahlarınızı atıp teslim olun. Siz bilirsiniz. Yanılır. Bırak beni. Bırak. Sız kafana sıkın. Lütfen. Eğer silahlarınızı bırakmazsınız, kafasına sıkarım. Üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Üç. Tamam bırak, dur. Hadi. Bırak beni. Geç şuraya. Bırak. Geç. Geç. Geçin odalara. Üsteğmenim, aşağıda ne oluyor? Sakin ol, sancarı almaya geldiler. Ne yapacağız? Git hemen merdivenleri tut. Sen de içeri gir. Böyle mi? Evet. Ogah. Sevgili Sancar, selam. Duydum ki benim resmimi çizdirmişsin. Evinin duvarına mı asacaksın? Canım benim. Mecbur kaldım. Çok zorladılar. Ah bu istihbaratçılar. İnsanın aklını alıyorlar, öyle değil mi? Bu silah sesleri nedir? Beni öldürmeye mi geldiniz? Aşağıdaki adamlar mı? Onlar seni kurtarmaya geldiler. Ya sen? Ben. Ben seni öldürmeye geldim. Yapma. Ne istersen yaparım. Yeter ki kurtar beni buradan.
yolunu bulur. Alırız resmi ellerinde. Ya o kolay canım benim. Onu alırız da senin yeni resimler çizdirmeyeceğini, yeni filmler çevirmeyeceğini nereden bileceğiz canım benim? Ne yapıyorsun? Vallahi nefes alamıyorum dedi. Ben de bunu şey yaptım ama yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım bilmiyorum. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Oh iyi ya. Ben de yanlış bir şey yaptım sandım vallahi. Ne bileyim. Tamam hadi bana yardım et çıkaralım şunu. Tabii. Üç deyince değil mi? Evet hadi. Ha, öğreniyorum ya. Hadi bakalım. Gel gel. Asansöre doğru. Gel, gel. Gir, 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 gir. Belli ki aramızda bir köstebek var. Bütün odaları arayın. Gerekirse bütün katları arayın. Bulun sancarı. Çok vaktimiz yok. Polis, asker hepsi birazdan yığılır hastanenin önüne. Yığılır sayılsın da. Rehineler bizdeyken kimse girmeye cesaret edemez. İyi güzel diyorsun da biz nasıl çıkacağız dışarı? Siz sancarı bulun. Gerisini bana bırakın. Oh, sıkıştı burada ya. Geri giden var mı? Şşş, yok, sus. Ya ne yapacağız asker ağa? Destek gelene kadar burada bekleyeceğiz, sakin ol. Destek gelene kadar? Ya destek gelse ne yapacağız? O kadar insanı rehin aldılar aşağıda ya. Ya madem bunu istiyorlar, bu terörist değil midir ya? Verelim bu şerefsizi geçsin. O kadar insanın hayatını tehlikeye atıyorsun ya. Aklın yatıyor mu sen asker ağa? Aklım yatıyor amcacığım, bir sakin ol. Bu adamı bırakırsak daha onlarcasını öldüreceğine emin olabilirsin. Sakin ol. Ne yapacağız o zaman? Hem sivilleri kurtaracağız hem bu katile vermeyeceğiz. Tamam? Hey, tamam hey. Ne diyeyim, sen daha iyisini biliyorsun ya.
Hatırası var. Kaybolmasın. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Yıldırım Bey'i kaybettik. Biliyoruz. O yüzden buradasın. İşleri benim devralmamı isteyeceksiniz herhalde. Henüz öyle bir karar almadık. Başka aday da mı var? Evet. Ailemiz öyle bir karar vermedi. Senin bu keşmekeşi yönetebileceğine inanmamız lazım. Benden bir şey isteyeceksiniz. Evet. Onlar bizim çok önem verdiğimiz büyüğümüzü öldürdüler. Bunun karşılığı olmalı. Kimi istersiniz? Bizim büyüğümüzü öldürdülerse biz de onlardan alabileceğimiz en yüksek rütbeli askeri almalıyız. Kim? Korhan Paşa. Bölgede olduğu bilgisini aldık. Git cesetini getir. Zor bir şey istiyorsunuz. Hem de çok zor. Ama yapmak için uğraşacağım. İşi bitirdiğinde biz seninle irtibata geçeriz. Anlaşıldı. Canım benim. Öldürecektin beni Agah Bey. O da olacak canım benim. Biraz daha yaşaman lazım o kadar. Değildi. Benim amca. Gel gel. Gel. Aşağıya gel. Gel. Ne oldu burada? Silahımı aldı. Vuracağız Tiber. Allah kahretsin. Çocuğu diyeyim. Kan beni tutuyor. Bayılmak üzere ama ölmüş mü? He? Ölmüş. Vallahi. Ne yapayım? Ben kendimi korumaya çalıştım. Bir an içinde oldu işte her şey ya. Ben katil mi oldum şimdi? Ben ne yaptım ya? Of ya Allah'ım. Sakin ol amcacığım, sen doğru olanı yaptın. Ne olacak şimdi? Ah,
orası karışık. Allah. Hala duyamadım Sancar'ın sesini Köstebek. Bekle. Sivillere karşı Sancar'ı konuşturacağım dedim. Ey Allah beni kahretsin ya. Her şeyi mahvettim ben ya. Vallahi mahvettim ya. Başka bir yolu vardır. Bulacağım bir yolunu, bulacağım. Oturun arkadaşlar. Komutanım var mı bir haber? Var Yavuz. Anlatacağım. Ama önce hepinizin eline sağlık. Büyük bir iş başardınız. Devletin üst düzey yöneticileri Özel Kuvvet Komutanlığı'nı bizzat arayarak takdir ve teşekkürlerini ilettiler. Sağ olsunlar. Ama babam ellerinde. Sakin ol Yavuz. Komutanım, o şerefsizler babamı yaşatmaz. Bir an önce harekete geçmemiz lazım. Şimdilik bir şey yapmamıza gerek yok. Anlamadım. Agah her şeyi planlamış. Videoyu ekrana verelim. Önce izleyin, sonra konuşuruz. Muhtemelen bu videoyu izlediğinizde içiniz içinizi yiyor olacak. Özellikle de senin oğlum. Beni kurtarmak için neler yapabileceğinizi tartışıyor olacaksınız. Ama buna şimdilik gerek yok. Çünkü bilmeniz gereken hususlar var. Öncelikle hepiniz gibi ben de vatan sevdalısı bir vatandaş olarak bu görevi canım uğruna, hayatım pahasına kabul ettim. Bu uğurda pek çok arkadaşımı ve sevdiklerimi feda ettim. Vatan sağ olsun. Şimdi son noktaya geldik. Artık Medusa devrede. Yapabilecekleri bütün hamleleri yaptılar. Ama başaramayınca ellerindeki en büyük planı da devreye soktular. Medusa. Yıllardır planlanmış, yaratacağı felaket adım adım hesaplanmış bir terör hareket planı. Görevim o planı deşifre etmekti. Son ana kadar uğraştım. Ve artık tek bir hamle şansım kalmıştı. Ebu Zübeyir. Eğer onun bildiklerini öğrenebilseydim, Medusa'yı engellemek için büyük bir şansa sahip olacaktık. Maalesef Ebu Zübeyir ellerinde. Onun bildiklerini öğrenmek için şimdi tek bir şansım var. Benim açığa çıkmam. Eğer açığa çıkarsam beni konuşturmak için muhakkak uğraşacaklar. Ve konuşturana kadar Ebu Zübeyir'i nerede tutuyorlarsa oraya götürecekler. Ayrıca bendeki bilgileri almak isteyeceklerinden, yaptıkları işkencelere dayandığım sürece hayatta kalmama müsaade edeceklerdir. Biliyorum riskli bir plan. Ama neleri kaybedeceğimizi göz önünde bulundurursak risk yok denecek kadar az.
söz konusu vatansa canımız hiçten öte değildir. Öyle değil mi? Sizler bunu benden daha iyi bilirsiniz. Eğer sağ kalırsam ve hedefime ulaşırsam size takip için sinyal göndereceğim. İlk sinyal yerimi öğrenmenizi sağlayacak. İşaret edecek. O zamana dek beni sabırla beklemeniz gerek. Evlatlarım, unutmayın. Öncelikli görevimiz benim hayatım değil, sizlerin hayatı da değil. Tek bir görevimiz var, Medusa'yı önlemek. Her ne pahasına olursa olsun, Medusa'yı önlemek. Ben burada Ebu Zübeyir'den bilgi almak için çalışırken sizlerin de yapması gerekenler var. Dört koldan saldıracağız. Güvenli evlerimden birisinde yıllardır biriktirdiğim yabancı devlet görevlilerinin terörle ve Medusa'yla olan bağlantılarını içeren yazılı kayıtlar var. Adresi videoyu gönderdiğim mailde mevcut. O dosyanın acilen ilgili birime teslim edilmesi gerek. Teslim edeceğiniz kişinin bilgisi dosyada mevcut. Devletimizin aldığı müşterek görevlendirme kararından dolayı bu bilgiler Erdem Yarbay tarafından elden teslim edilecek. Karşı tarafta bilgisi mevcut. Bu bilgi sadece bende ve sizlerde var. Allah yardımcımız olsun. Yavuz, eğer bir daha görüşemezsek, senden bugüne kadar sana yaptıklarım için af diliyorum oğlum. Beni affet. Hakkını helal et. Seninle gurur duyuyorum. Ben de seninle gurur duyuyorum baba. Yavuz. Emredin komutanım. İyi misin? İyiyim komutanım. Komutanım bir şey diyeyim mi? Allah herkese böyle vatan sevdalısı baba nasip etsin. İnşallah Medusa'yı dönleyeceğiz, babanızı da kurtaracağız komutanım. İnşallah. Komutanım, istihbarat bilgi geçti. Agah Bey ilk sinyali göndermiş. Konum deşifresi yapılıyor. İçeri giriş için tüm bilgiler toparlanıyor. Bilginize komutanım. Tamam, sağ ol. Hadi Yavuz, hemen çıkın. Ateş sen kal. Belki operasyon için ihtiyaç olabilir. Emredersiniz komutan. Yavuz orada olduğumu biliyordu. Erdem'i vurmayayım diye benden önce o vurdu. Neden bahsediyorsun sen ya? Dediğim gibi oldu işte. Erdem'i Yavuz vurdu diyorum. Anlamıyor musunuz? Orada olduğunu nereden biliyordu ki? Ben nereden bileyim? Şimdi söyleyin. Ne yapacağız? Ellerinde benimle ilgili dosyalar var. Bu Agah denen hain beni takip edip durmuş sürekli. Medusa planıyla ilgili ne biliyorlar? Ellerinde pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü eğer olsaydı İstanbul'a liman dışında soktuğumuz malzemeleri bizden çoktan alırlardı. Doğru. Ama bunlara bir ders verme zamanı geldi. Bu işin kolay olmayacağını bilmeleri gerek.
Elindekilerden bir tanesini patlatabilir misin? Seve seve hem de. İstanbul'un göbeğinde merak etmeyin. Güzel. Onlara bir fragman izletelim. Ve şunu diyelim. Asıl film şimdi başlıyor. Anlaştık. Sevdim bu planı. Görüşürüz. Agah ne durumda? Hala yaşıyor. Az önce bir bilgi aldım. Son dakika gelişmesi. Dinliyorum. Oğlun Yavuz ölmüş. Hayatımın yarısından fazlasını istihbaratçı olarak yaşadım. Bir adamın yalan söylediğini daha cümleye başlamadan anlarım Sayın Ateş'e. Ben şansımı deneyeyim istedim. Peki, kan kaybından bir insan ne kadar zamanda ölür? Neresinin kesildiğine bağlı. Atar damarını keserseniz bir dakikadan az. Benim 90 kilonun üzerinde olduğumu düşünürsek, vücudumda yaklaşık 8 litre kan olduğunu varsayabiliriz. Yani? Yani benim ölmem biraz daha uzun sürebilir. Bunları biliyor olman çok güzel. Çünkü seni doğrayıp parçalarını da oğluna göndermeyi düşünüyorum. Güzel. Yaratıcı bir yöntem olduğunu inkar edemem. Ama bir sonuç alacağınızı sanmıyorum. Bu fikrinizden yola çıkarak sizinle alakalı dosyaların yerine ulaştığını anlıyorum. Yani çok Sayın Ateş'e, siz de benim gibi yolun sonundasınız. Pek değil. Çünkü benim elimde sen varsın. Hem zaten yarın Medusa'nın ilk fragmanını da yayınlıyoruz. Umarım izleyebilecek kadar yaşarsın. Kimin ne kadar yaşayacağını ancak Allah bilir. Dikkat edin de benden önce ölmeyin. Agah, şu anda yapacağın en aptalca şey benim için kaygılanmak olur. Ellerini arkadan bağlayın. Ve yalnızca yemek yerken çözün. Anlaşıldı efendim. Ebu Zübeyir. Ben seni uzun yıllardır tanıyorum, biliyorsun değil mi? Ama çok uzun yıllardır. Ne oldu bize? Ha? Niye bu hale geldik biz? Para yüzünden mi? Ama bizim çok daha büyük hedeflerimiz vardı, öyle değil mi? Benim hedeflerim değil. Neymiş lan senin hedefin? Ha? Dur ben söyleyeyim. Para, daha çok para, öyle değil mi? İçimize girdin. Bir sürü eylemde başrol oynadın. Sonra oyunu kurdun. Dur dedim, ben bunu satayım. Bu mu senin hedefin? Siz sanki başka bir şey için yapıyorsunuz bütün o planları. Lan senin kazanacağın 3-5 milyon doları biz burada saatte kazanıyoruz. Ya bizim hedefimiz daha başka. Bizim derdimiz bir düzen inşa etme. Senin gibi küçük hesapların adamı mıyız lan biz? He? Başarabilirseniz. Tak şunu.
Ayıldın şunu ya. Şimdi anlat bakalım Zübeyir. Ne kadarını anlattın Türklere? Medusa'nın ne kadarını biliyorlar? Konuş! Ben kimseye bir şey anlatmadım. Ve bu Zübeyir beni delirtme. Liman'ı söylediğini biliyoruz. Baskın yedik. Çok önemli bir eylemin ilk adımını mahvettin. Daha ne kadarını konuştun? Konuş yoksa seni diri diri gömerim Ebu Zübeyir. Gömeceğin yer buradan daha kötü olacak değil ya. Ben kimseye hiçbir şey anlatmadım. Agah'ı getirdik efendim. Vay. Demek diğer haini de yakaladık ha? O zaman gidip onunla ilgilenelim. Bununla daha sonra ilgileniriz. Yürü. Takip ettiğimiz kadarıyla devamlı olarak kullandığı birkaç tane güvenli ev varmış efendim. Adam gönderdiniz mi? Tabii efendim. Girip çıktığı yerleri didik didik arayacağız. Ne bulursak ya ele geçireceğiz ya da imha edeceğiz. Güzel. Bu Agah'ın bizim hakkımızda ne kadar bilgi topladığını öğrenmemiz lazım. Yıllardır içimizdeymiş. Siz hiç merak etmeyin efendim. Hamit Karasu. Ben senin yıllardır efsane olduğunu sanıyordum. Kimliğini deşifre etmek için uğraşıp durduk. Uzaklarda aramışsınız demek ki. Yok. İçimize sızdığın hakkında istihbarat almıştık. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar yanı başımda olduğunu aklıma bile getirmemiştim. Agah, iyisin. Gerçekten iyisin bu konuda. Şimdi bana nasıl bu kadar iyi olduğunu anlat bakalım. Vallahi anlatacak çok bir şey yok. Vatan sevgisi diyelim. Ama bak işe yaramadı. Ha? Hiçbir şey yapamadın. Bak Agah, bu Medusa hakkında bilgisi olan iki hain vardı. İkisini de yakaladık. İkisi de hiçbir şey yapamaz artık. Buradan hiçbir yere kaçamazlar. Çok çok sayın ateşem. Size bir şey sorabilir miyim? Sor. Yıllarca yanı başınızdaki haini fark edememişken Medusa'yı gerçekleştirebileceğinize inanıyor musunuz? Agah, Medusa öyle bir şey değil. İçimize sızarak engelleyebileceğin bir şey değil. Çok sayın canım benim. O kadar emin olma. Ama eminim. Biliyorum kabullenmesi çok zor ama eminim. Bak, bence sen bunlara kafa yorma. Sen buradan nasıl sağ çıkabilirim, ona kafa yor. Dur bir dakika. Sen benim yerimde olsaydın bülbül gibi şakırdın, öyle değil mi? Sence şu saatten sonra canımdan daha kıymetli ne olabilir benim için? İşte tam da anlatamadığımız mesele bu. Size vatan, millet sevgisini anlatmaktan sıkıldık. Hamurunuz da yok ya. Ben gerisine ne diyeyim? Anlaşıldı. Sen konuşmayacaksın. Hı hı. Tamam. O zaman biz seni kendine getirelim biraz.
Lütfen. Tamam. Aga, benim vaktim bol. Bana bak. Agah Bey bizim en kıymetli misafirimiz. Kendisine iyi davran. Siz hiç merak etmeyin efendim. Beni bulmak için bu kadar zahmete girdiğine göre başımıza bayağı bir bela olacaksın belli. Acele etme Agah Bey. Daha yeni ısınıyoruz. Siz beni tanımazsınız. Ben Amiç kasabı Dragan. Yaptığınız katliamlar daha dün gibi aklımda. Orada, o güzelim ülkede, o güzelim insanları, sözde medeni olan o kadar ülkenin arasında silahsız, savunmasız bıraktınız. Evet. Yardım çığlıklarını görmezlikten geldiniz. Çocukları, kadınları öldürdünüz. Hem de kahpece. Ama o insanlar size kahramanca direndiler. Soykırımlarınız, katliamlarınız onların gözlerini korkutmadı. Aksine daha da çok kenetlendiler birbirlerine. Yenileceğinizi anlayınca da barış müzakerelerine başladınız. Öyle değil mi? Detaylarla ilgilenmiyorum Agah Bey. Ama hatırladığım kadarıyla evet. Binlercesini öldürdük. Pislik. De bakalım. Ne istiyorsun benden? Milli güvenlik protokolü. Milli güvenlik protokolü. Benden hala tam olarak ne istediğini anlayamadım. Şöyle anlatayım. Birileri sizin ülkenizden hoşlanmıyor. Ve bu birileri artık sizinle uğraşmaktan çok sıkıldı. O yüzden bu işi kökünden halletmek istiyorlar. Ne yapacaklar? Türkiye'yi işgal mi edecekler? Kulağa ne hoş geliyor değil mi? Onu bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum. Ama bildiğim şu. Bu birileri Türkiye'yi yeni ve yeniden bir Sevr Anlaşması yapmaya ikna etmek istiyor. Ve bunun için harikulade bir planları var ama asla söylemem. Söyle söyle. İçinde kalmasın. Nasıl olsa öldürmeyecek misin? Elbette öldüreceğim. Prensip olarak söylemiyorum. Bak. Milli güvenlik protokolü bu ülkenin, bu bayrağın namusudur. Can damarıdır. Ruhudur. Bana ne kadar işkence edersen et, ağzımdan tek kelime alamazsın. Evet. Evet, evet. Peki şöyle söyleyeyim. Bu birileri olası bir işgal durumunda müşterek ve eş güdümlü bir sivil direnişle karşılaşmak istemiyorlar. Bak. Bu ülkeyi işgale yeltenirseniz
80 milyon insanı öldürmek zorundasınız. Beşikteki bebeler bile size direnir canım benim. Hah. İşte o 80 milyon insanın saha ve beyin liderlerinin ismini istiyorum. O listeyi istiyorum Agah Bey. Öyle bir liste mi varmış? Onca yıllık istihbaratçıyım. İlk defa senden duyuyorum. Ben de onca yıllık kasabım, ilk defa sizin gibi direnen birini gördüm. O bıçağı nereye sapladığımı hissetmişsinizdir. Ve o bıçağı oradan çıkarırsam 20 dakikaya kalmaz kan kaybından öleceğinizi de biliyorsunuzdur, değil mi? O bıçak orada kalsın. Biz konuşmaya devam edelim. Listenin sizde olmadığını biliyorum tabii ki Agah Bey. Ama o liste nerede saklanıyorsa, hangi odada saklanıyorsa, onu nasıl alabileceğimi sizin bildiğinizi de biliyorum. Of, içim şişti. Bundan seneler evvel bir arkadaşım Türk istihbaratının kullandığı bir uygulamadan bahsetmişti bana. Aşilius uygulaması. Anlattığına göre istihbaratta çalışan önemli kişilere önemli bilgiler verildiğinde bu kişiler o bilgileri topuklarına gömerlermiş. Topuk kemiklerine. Deliliğe bak. Düşünsenize. Her adım attığınızda sızlayan bir ayak. Her sızladığında size devlete dair ne kadar büyük bilgiler taşıdığınızı ve bunun önemini hatırlatan bir ayak. Hakikaten deli kafası. Belki şehir efsanesidir, belki gerçektir, bilemem. Deneyelim mi? Ulan sapık. Ben ömrümü vatanıma, bayrağıma adamışım. Senin gibi şarlatanları çok gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz, merak etme. Benim gibi binlerce var, on binlerce var. Her yerdeyiz. Dünyanın her yerindeyiz. Dünyanın her yerindekileri öldürürüz o zaman. Sorun yok. Hadi deneyelim. Yemin ediyorum, bu yaptığın yanına kalmayacak. Bu yaptığın yanına kalmayacak.
Tabii tabii, kalmayacak. Draga, geliyorlar. İçeride kaç kişiler bilmiyoruz. İnşallah böyle 500 kişi falan vardır. Sabaha kadar çatışalım anasını satayım. Alalım engellilerini ha. 500 az dedim. 1 milyon olsun. Yavuz komutanımı da bulmuşuz. Bir ay çatışırım anasını satayım. Komutanıma bakmasak. Komutanım iyi gözükmüyorsun. İyiyim ben, iyiyim. Komutanım, sen burada kal. Biz önden girelim. Tamam mı? Aç. Baba, aç gözlerini. Bak, geldim. Kurtulduk. Yavuz. Tamam, tamam baba. Oğlum. Baba, buradayım. Tamam. Oğlum. Dur. Dur. Bilmen gereken bir şey var oğlum. Baba, yorma kendini. Ah. Yavuz. Ülkemizi işgal edecekler oğlum. Milli güvenlik protokolünün peşindeler. O bu ülkenin namusudur. Her şeyimizdir. Ne yap ne et. Ele geçirmelerine izin verme. Sakın. Sakın. Baba kendine gel baba. Baba aç gözünü baba. Baba ne olur aç gözünü. Baba, baba ne olur kendine gel baba. Hadi aç gözünü baba. Baba aç gözünü. Baba buradayım ben bak. Baba geldim ben. Aç gözünü aç baba. Baba. Baba aç gözünü baba. Aracın otobana doğru gittiği bilgisi geldi. Siyah bir ciple kaçıyorlarmış. Komutanım. Çaylak, çaylak hadi çaylak. Keşanlı bırakmayın peşini. Biraz daha hızlanmalıyız. Merak etme, bize yetişemezler. Onlar gelene kadar biz helikoptere varırız. İstediğimiz tümbükler onun içinde mi? Hepsi olmasa da önemli bilgiler var bu çipte. Çözmen uzun sürer mi? Sanmam. Güzel. Görebiliyor musun? Yok komutanım. Kaybetmememiz lazım Çaylak. Koş bu taraftan. Hadi.
Çaylak, buradan gel. Yavuz Karasu. Sür. Elbet görüşeceğiz Yavuz. Elbet görüşeceğiz. Mekanı cennet olsun, başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Bu kadar acı çekilir mi ya? Kaderde varsa çekilir dayı oğlum.